Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir programda karşınızdayız. Bugün Deniz abi ve Sibel Hanım'ın garajlarındayız. Onların o fut hikayelerini dinleyeceğiz. Abi bizi ağırladığınız için önce teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Eyvallah abi. Abi sizin hikayeniz nasıl başladı? Offroad'a nasıl merak sardın? Nasıl başladın? Offroad'a nasıl merak sardım? Yani offroad'dan önce ben zaten otomobillere meraklıydım. 9 yaşında araba kullanmaya başladım. Belki burada söylemek çok kanunu düşündüğümüz zaman yerinde değil ama ilk ve başladığımda da araba kullanmaya JJ5 denilen piyasada bilinen M38A1 vardı bir tane o zaman bizde. Çiftçilik de yaptığımız için her zaman arazi aracı vardı. Boyum da ancak ona yettiği için 9 yaşında o arabayı baş kullanarak başladım araba kullanmaya. O yüzden her zaman bir dört çeker tutkusu olduğu içimde. Devamlı toprakla uğraşıyoruz yıllardır. Toprağa olan bir sevgimiz ve bağlılığımız da var. Atadan dededen gelen. Otomobile merak daha erken yaşlarda. 17-25 yaş aralığında tabii daha çok işte asfaltta giden, hızlı giden arabalar vesaireler onlarla alakalıydı. Daha sonrasında kendimiz de biraz durulduk. İlerleyen zamandaki kullandığımız dört çekerler de değişti. İşte bahsettiğim arabadan sonra bir 68 vagonerimiz vardı. O vagoneri yine kullanıyorduk. 6 silindir eski Amerikalı arabalarından biri. Jeep marka. Daha sonrasında bir tane Ford Ranger aldım. Ford Ranger'ı değiştirdikten sonra da bir L200 aldım. Offroad işi L200 beraber başladı. Hatta nasıl başladı hiç aklımda yokken bir gün yine tarladayız. Araba bir yerde battı. İşte dediğim gibi o zaman da Ranger L200. L200. Ranger'ı değiştirip L200'ü yeni almışım yani bir önceki Ranger'la geçebileceğim bir yerden geçerken L200'den battım kaldım ve moralim bozuldu. Daha sonra baktım niye ben burada takıldım işte geri çıkamadım edemedim derken arabanın altındaki şanzıman traversi dediğimiz bir parça vardır. Şanzımanı taşıyıcı ünite. Onun bir taşa takıldığını gördüm ve baktım ki bu biçimsiz duruyor. Yani bu beni her zaman arazide sıkıntıya sokacak. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Arabanın altına bir muhafaza yaptırayım dedim. Skid plate dediğimiz muhafazalar. Şimdi bizim yarış otomobillerinde de kullandığımız alüminyum alt muhafazalardan. Böyle bir şey olursa darbeyi aldığı yerde kaydırır, ben de geçerim dedim. Nitekim buradan vesile olarak Kartal'da, yine Offroad camiasında bilinen İlfer Oto, İlyas abinin yanına gittim. Bir yerlerden tavsiye alarak tabii. O zaman daha tanımıyordum onları. İşte ilk arabaya alt muhafaza yaptırmaya gittim. E gittiğim yere bir baktım. Hem normal otomobillere servis bakımı yapıyor hem de yarış otomobilleri hazırlıyorlar vesaire derken orada ilk alt muhafazayı yaptırdık. E tabi gelen giden arabaları görünce bir anda kanımız kaynamaya başladı. E, alt muhafaza, e, biz alt muhafaza yaptırdık. E takıldığımız yerde çıkalım bunun önüne bir tane de winch taktıralım dedik. E üstüne bir de şnorkel taktıralım. Olur ha sudan geçeriz deneriz bir şey olur derken bir baktık bizim L200 offroad donanımlı bir araba oldu. Ki bu bahsettiğim 2009 yılındaydı. Yani Belki de Türkiye'de ilk yükseltilen ve offroad donanımı yapılan L200'lerden bir tanesiydi benimki. O gazlan başladık. İşte ne oldu? Hafta sonu gezilere gidiyorlardı. Oraya gelen insanlardan da arkadaş çevremiz oluştu falan derken. Daha o zaman da evli değildik. Sibellen yeni çıkmaya başlamıştık. Sevgiliydik. İşte hafta sonları güzel bir aktivite oldu bize. Yani bazen ben hafta içleri bile çarşambaları gece saatinde bile offroad'a gidiyordum. O şekilde başladı. Abi günümüzde offroad kültürü çok genişledi. Sen şimdi 2009'da bu işe ilk başlayanlar Evet. Mı? Şimdi çok genişledi bir de bunun sonu yok. Hani işte dediğin gibi vinci taktıralım dedin. Sonra şnorker, lastik, o oh, bu hiç sonu yok. Bir de yani yaşadığımız ülkede bunlar çok maliyetli parçalar. Kaldı ki sen offroad e, hobini bir üstte taşımışsın. Hani konuşmamızdan ben anlamıyorum. Profesyonel yarış yapıyorsun. Yani birçok yarışta katıldın. Bir anda offroad hobini yarış tarafına geçirmek nereden geldi? 2009'da off yapmaya başladık. Bir yandan da camiaya girdiğimizde yarışan kişilerle de tanışmaya başladık. Yarışlara gitmeye başladık. Buradan yad etmiş olalım. Allah rahmet eylesin. Üzücü bir kaza sonucu kaybettiğimiz Kenan Çarpışan Türk abimiz o dönem ulusal şampiyonada yarışıyorlardı. Onların peşinde yarışlara gitmeye başladık. Onun servisinde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü biz de şimdi yarışın bir de background'u var. Arabanın hazırlanması ve hazırlandıktan sonra yarış esnasında da çıkan aksiliklerle mücadele edilmesi. Aslında bu iş bakıldığı zaman yarışan bir tane araba, onu kullanan pilot bir de co-pilot gibi görünüyor ama aslında işin büyük kısmını arkada size yardımcı olan servis konusunda veya işte yarıştaki yaşadığınız aksilikler konusunda kişilerden, mekipten oluşuyor. E biz de orada elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık. Camianın içine bu şekilde girdik. 2 sene kadar evet. yanılmıyorsam tabii. Sonra 2012'de Nihat Keskin'le birlikte ben yarışmaya başladım. O da nasıl oldu? Nihat abinin bir co-pilotu vardı. Hala da beraber yarışırlar. Yasemin abla. Yasemin abla hamile kaldı o dönemde. Haliyle yarışamayacaktı ama şampiyona başlayacak. O sırada İlyas abi geldi. Bana dedi ki sen git kendine bir tane kask, bir tane de tulum al. Bir de yarış lisansı çıkart gel dedi. Ben de niye dedim yani neden Nihat'la yarışacaksın bu sezon deyince ben şok oldum tabii. Yani Abi dedim biz offroad yapıyoruz ediyoruz ama benim yarışacak tecrübem yok. Adam Türkiye şampiyonasını oynuyor. Nasıl olacak falan sen yaparsın sen artık öğrendin bu işi bir yerden başlaman lazım dedi. Bizi orada gazladılar. O şeyle ilk co-pilot olarak başladık. O sezonda Türkiye şampiyonluğunu kovaladık. Son ayak İzmir Urla ayağında yaşadığımız aksiliklerden dolayı birinci değil ikinci olduk. O sırada da son yarışta kurallara göre son yarışta biz ikinci sırada bitirdiğimiz için eşit puanlarla olmasına rağmen Türkiye ikincisi olduk. Diğer arkadaşlarımız da, rakiplerimiz de Türkiye birincisi oldu. Ama ilk sene için benim için tabi paha biçilmez bir başarıydı o. Yani hem genel klasman hem de sınıf ikinciliğinden bahsediyoruz. Çok tecrübe kazanmışsın işte. Ciddi tecrübe kazandık. Hatta ben ilk orman etabımı hatırlarım. Şimdi ulusalda bir orman etapları bir de seyirci etapları dediğimiz iki çeşit etap vardır. Orman etapları uzun mesafelerden oluşur ve orman etabında notunuzu kendiniz araç içinde yaptığınız antrenmanla çıkartırsınız. Seyirci etabında da aynı şekilde not çıkartılıyor ama seyirci etabında 3-4 tur döndükten sonra notu okumadan bile ezberleyebiliyorsunuz. Sonuçta yapay olarak oluşturulmuş bir etap. Kurallar gereği kapılar var geçmeniz gereken. Amaç hiçbir kapıyı atlamadan bütün engelleri geçip en iyi zamanı yaparak o etabı bitirmek. Orada nasıl oluyor? Atıyorum 2.1 kilometrelik bir etabı 3 tur diyorlar. 2 kere tur bağlıyorsunuz. 3. turu bitirdiğinizde de finişten çıkıyorsunuz. Haliyle aynı yeri 2.1'i dönerek 6.3 kilometrelik bir etap oluşturmuş oluyorsunuz. Ama orman etabında 15, 20, bazen 25 kilometrelik etaplar oluyor. E şimdi burada çıkarttığınız notu belirli bir yavaş tempo ile çıkartıp arabada pilot gaza oturduğunda hızlı gitmeye başladığında yetiştirmekte bayağı zorluk çektik ilk etaplarda. Yanlış hatırlamıyorsam Safranbolu yarışıydı tabii. İlk uzun etabım 10 kilometrelik bir yarış. 10 kilometreyi ben dedim nasıl yazacağız, nasıl çıkartacağız bunu şaşırmadan nasıl okuyacağız ki nitekim ilk yarışta şaşırdığımda oldu. Hatta pilotu bir yerde çok keskin sağ 5 bir dönüş varken sağ 1 deyip oraya tam gaz girmesine neden olduk. Allah'tan pilotumuz çok iyiydi, toparladı, devam etti ama bana biraz kızdı tabii. <laughs> Hemen orada notunu aldık, o şekilde bir yerlerden başladık. Kopilot olarak yarışmaya başladın, daha sonra kendi ekibini kurup pilot oldun. Öyle evet, mu? daha sonra şöyle oldu. Aslında bu konuda yine hep diyorum ya işte abilerimiz işte bize öncülük edenler sayesinde oldu. Benim aklımda yoktu böyle bir şey. Eski rally pilotlarından yine günümüzde offroad'da yarışan Ali Gökhan Yazıcı o sırada bana şöyle bir destekte bulundu. Hiç araba yapmak vesaire aklımda yokken kendi arabalarından bir tanesini vererek beni yarışa soktu. Yani hatta onun itip kalkmasıyla girdi. Yani ben çok gönüllü değildim. Madem dedi bu sezon yarışmıyorsun çünkü Yasemin ablanın çocuğu doğdu. Onlar tekrar Nihat abiyle beraber yarışmaya başlayınca tekrar yarışları takip etmeye başladım ama Ali abi de dedi ki ya sen artık yarışçı oldun. Ko-pilotluk da yaptın işi de öğrendin. Bundan sonraki yerin artık senin pilotluk. Zaten bu işi her yerde Sibel'le beraber koşturuyorsunuz. Ko-pilotun da hazır dedi bana. Biz ondan sonra ilk Ali abi yarış arabalarından bir tanesiyle bir yarışa girdik. Peşinden de bu görmüş olduğunuz Suzuki'yi aradan bir 2-3 ay geçtikten sonra bir gün bana telefon açtı. Çiftlikte yer var mı dedi var dedim abi ne oldu hayırdır? Şimdi baktım çekicinin üstüne koymuş bu arabayı bana gönderdi. Ben de zannediyorum ki arabayı koymak için yeri yok. Benim buralar daha müsait. O yüzden şey dedim Abi dedim ne yapacağız bunu? Ondan sonra hayırlı olsun dedi. Ya dedim öyle şey olur mu? Arabayı pat diye gönderdin hayırlı olsun falan derken. Neyse biz anlaştık. Ondan arabayı satın aldık. Daha sonra da arabayı gün geçtikçe iyileştire iyileştire bu noktaya getirdik. Bu arabada ne gibi değişiklikler yapıldı abi? Bu arabada ne gibi değişiklik yapıldı? Bu arabada aslında çok büyük değişiklikler yapıldı. Öncelikle baktığın zaman bu araba Suzuki Vitara. Görünüyor ama arabanın sadece kupa, şase ve ön-arka diferansiyelleri vitara geri kalan bütün parçaları değiştirildi hatta ön takım dahil bu arabanın ön takımı Pajero yani onu da neden yaptık? Suzuki'lerin ön takımları bana o dönemde Ulusal'da yarıştığımızda biraz zayıf geliyordu yani kranlara bakıyordum arabaların hep ön takımından akslarından sıkıntılar yaşıyorlar ve çok iyi giderken işte ön aks kırıyor araba iki çekere düşüyor etapta zaman kaybediyor adam hep aklımda böyle bir şey vardı ya diyordum bu arabanın Ön takımını Pajero gibi bir arabayla değiştirsek daha sağlam olsa çünkü baktığınız zaman en büyük problemi ön aksı kırması veya işte ön düzeneğin zayıf kalmasından dolayı işte kamber açılarının çabuk bozulması, darbelerde kuleleri kapatması gibi şeyler vardı. Tabi ilk yaptığımız değişiklik motorunda oldu. Daha evvelinde mesela 8 valfli karbüratörlü bir motor vardı. Eski yıllardaki yarışlarda rahatlıkla yetiyordu ama gün geçtikçe siz de biliyorsunuz arabalar hızlandı. Yani teknoloji gelişti, Türkiye'deki evet. imkanlar değişti, heves arttı. E bununla beraber yarış arabaları da kat be kat gelişmiş oldu. Biz ilk olarak işte Sibel'le beraber hatta Edirne'de bir sosyal sorumluluk projesi olan Hayata Bağış Yarışı evet. vardı. Ona gittik. İlk ayağı mıydı, ikinci ayağı mıydı hatırlamıyorum ama çünkü birkaç sene üst üste yapıldı. Her birinde de takip ettik biz o yarışı. Tabii ilk ayaktaydı. İlk ayağında işte hatta Sibel'in ilk kupasıdır o. Orada bir üçüncülük kupası aldık. Orada da ne oldu? Kendi motoruyla yarışıyorduk o dönemde. Çok güzel start aldık. Bir tur attık. Bir etap bitirdik. İkinci etaba çıktık. İlk etapta dereceler de güzel gelince kendimize güven de geldi. Biraz daha tempoyu arttırdık. Sonra bir bumptan uçarken araba bumptan uçtu. Yere konduğu anda motor bir anda sentatladı. atladı. Esente atlayınca tabii bütün güç kayboldu. Gazı yiyor, 3000 4000 devre geliyor. Bu diyor bir anda devir biti veriyor, düşüyor. Biz o arabayla yarışı bitirmek için azmettik. Güzel bir yol notu çıkartmıştım orada da hatta. Kritik bir kapı vardı. Herkesin problem yaşadığı bir sürü arabanın takla atıp içine düştüğü bir çukur vardı. Biz o çukura hiç girmeden, kapıyı da atlamadan önündeki bir bampı çaprazlama geçerek Arabanın da küçük olmasının avantajını kullanarak o şekilde zaman kazanarak o yarışta derece aldım. Ama sonrasında baktım bu motorla bu iş olmayacak dedim. Yani bir yere kadar tamam zevk alıyoruz ama derece almayınca da insan bir yerden sonra soğuyacak. Kafamda farklı bir motor belirledim. Daha sonra 16 var, egzantrikli, daha yeni şartlarda yani elektronik beyinden çalışan bir motor koyduk üzerine. Bu motordan sonra ulusalda yarışmaya başladık. İşte onun üzerine ne oldu? Yine Nihat abiyle bir Ankara yarışına gitmiştik. Ankara yarışında aks problemi yaşayınca yolda dönerken ben işte hep kafamdaydı diyorum ya. Abi dedim bunun biz önüne Pajero ön takımını koyamaz mıyız? Bir şekilde iki salıncak olsun. Yani normal Suzuki'de tek salıncaklı bir sistem var. Amortisör taşıyıcının üst noktasından bağlanıp kuleye geliyor. E, Pajero'da veya çift salıncaklı arabalarda bu sistem daha farklı. Taşıyıcıyı komple alt ve üst salıncaklar taşıyor. Süspansiyon salıncaklar üzerinden bir noktadan bağlanıyor arabaya. Bu da sağlamlığı arttırıyor. E haliyle taşıyıcıyı Pajero'ya çevirdiğiniz zaman aksları da ona çevirme şansınız var. Aksı ve ön düzeneyi pajara yaptıktan sonra 2,5 tonluk arabanın ön takımını 1000 kiloluk bir arabaya koymuş oluyorsunuz. E, haliyle istediğiniz kadar zıplayın atlayın kolay kolay kırılmıyor. O günden bugüne Allah'a şükür biz o kısımlarla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadık. Onun üzerinden yola çıkarak dönüşte yarıştan sonra üzerinde çalışmaya başladık. Doğru açıları bulduk. Salıncağı kendimiz yaptık vesaire derken arabada bunu da değiştirmiş olduk. Sonrasında ilerledikçe her yarış işte şurası zayıf. Burayı şöyle yapalım. Burası ağır geldi. Burasını kesip atalım falan derken en son noktada amortisörler gelişti. İşte daha önce mesela bir tekerleğe iki amortisör bağlıyorduk. Niye? Etapta yarışmaya başlıyorsunuz. Bir yerden sonra amortisörler yani o dönem isim vereceğim ama Monno'nun mesela amortisörlerini kullanıyorduk. Offroad serisi, Adventure serisi amortisörler vardı. Bunlar hem gazlı hem yağlı dediğimiz amortisörler. Piyasadakilere göre bir nebze daha iyiydi ama ne olursa olsun bahsettiğim mesela ulusaldaki orman etaplarına giriyorsunuz. 15 kilometre bir etapta ilk 7-8 kilometre çok güzel. 7-8 kilometreden sonra amortisörler ısınıp neredeyse hava pompasına dönüyor. Yani bir işlevselliği kalmıyor. Araba yayların üzerinde gidiyor. Haliyle bu sefer sizin viraja girişinizi etkiliyor. Zamanınızı geri düşürüyor vesaire derken Türkiye piyasasına yavaş yavaş rezervuarlı amortisörler e, girmeye başladı. E biz de bu sefer onları da çıkartıp rezervuarlı amortisörleri akup edecek şekilde araçlardaki değişiklikleri yaptık. İşte şu noktada önde de arkada da 4'er tane amortisör var. Hem öyle altı tane 8 tane amortisör koyup onların hamallığından kurtulmuş olduk. Hem de yarışın başından sonuna kadar aynı performans çizgisini koruyan amortisörlerle yol almaya devam ettik. Sen aslında yaptığın bütün değişikleri yaşayarak, görerek, eksikleri hissederek değiştirdin. ezbere şunu da takayım, bunu da takayım şeklinde ilerlemedin. Her yarışta araçta bir evet. eksik gördün. Hadi bir sonraki etapta ya da yarışta bunu değiştirelim, bunu revize edelim diye, diye aracı şu anki haline getirdin. Hala da devam ediyor. Şu anda mesela kısmet olursa şu pandemiden dolayı bütün yarış şeyi takvimi de karıştı. Ufak ufak başladı. Şimdi geçen hafta Bodrum'da bir rally yapıldı zaten. İnşallah bizim de Eylül-Ekim ayında, Ekim ayında yanılmıyorsam Başa Troya yarışı var. Bizim ilk hedeflediğimiz yarış o. İlk gününden beri giriyoruz o yarışa. Derecesiz de dönmedik Allah'a şükür. Bu sene de yine oraya hazırlanmayı düşünüyoruz. Oraya gitmeden evvel arabanın mesela arka yaylarında bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Bir de üst salıncaklar. Bu kendi yaptığımız salıncakların salıncak burçlarının orada bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Çünkü çabuk aşınmalara neden olan bir problemimiz var. İşte bu da bizi etaplarda salıncak civatalarının gevşemesine, işte salıncak burçlarının çabuk aşınmasına vesaireye neden oluyor. Kafanızda bu tarz problemlerle start aldığınız zaman yarış esnasında mesela biçimsiz bir darbe alıyorsunuz veya hesapsızca bir yerden uçuyorsunuz. Arabada böyle bir değişim olduğu zaman hemen insanın içinde şu fikir oluşuyor. Ya Allah Allah bizim salıncak burçlarında gene bir sıkıntı mı oldu? O insanı kemirip bitiriyor o anda. E, haliyle arabanın içindeki tansiyonu da yükseltiyor. Yani Performans. o tarz bir şey olduğu zaman biz hemen kavga etmeye başlıyoruz. <laughs> Abi peki şey söyleyeceğim. Eşinin co olması senin için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Bazen avantaj bazen dezavantaj. Sibel olmasaydı ben bu işe bu kadar e, dört golla sarılıp ilerleyemezdim. Bu bir gerçek. Çünkü çok kafa dengi bir arkadaşınızı bulmanız lazım. Birisini bulmanız lazım. Her gireceğiniz yarışta ikinizin de programlarının birbirine uyması ve hep beraber takip etmeniz lazım. Çünkü bir şampiyonaya başladığınız zaman atıyorum bir takvim açıklanıyor. Nisan'da 10'unda bir yarış var. Mayıs'ın 20'sinde bir yarış var. Temmuz'un başında bir yarış var. Pat Temmuz'un başı. Temmuz'un başında diğer co-pilot olan arkadaşınız ailesiyle beraber bir tatil programı yapmış olabilir. E şimdi adama tatilini bırak gel benimle yarış diyemezsin. Ama biz birlikte olduğumuz için zaten bir problem yok. Hatta 2015'e kadar, 2012'den 2015'e kadar çok rahat yarıştık. Her türlü programı çok özgürce yapabiliyorduk. 2015'ten sonra bizim minik pilotlar geldi. İki tane ikiz kızımız oldu yazdan ırmak onlar geldikten sonra tabii tam ben de o sene ulusal şampiyonaya başlayacaktım. Hatta o şampiyonanın ilk ayağında otomobili yetiştiremedik. İlk ayağa giremedik. İkinci ayağına düzce yarışına Semih Noyan'la beraber, Semih abiyle birlikte gittik. Bugüne kadar zaten Semi abi ve Sibel dışında yarıştığım kimse olmadı. Bir de bir Bulgaristan yarışında Saadettin abimiz var. Onunla beraber bir yarış yaptık. Çok birlikte yarışmak istiyordu. Ben de onu kırmadım. Beraber gittik. Orada yurt dışında elimizden geldiğince ülkeyi temsil ettik, geldik. İşte dediğim gibi Semi abiyle mesela biz o şampiyonaya başladık. Daha sonrasında Marmaris ayağında Semi abi'nin programı uymadı. Gelemeyecekti. E, zora girdi. E çocuklar da daha 4,5 aylık. Sibel sonunda dedi ki baktık evde hem annem de yardımcıydı bize, bir de bakıcı bir ablamız vardı. Sibel tamam dedi. Yani kimseyi bulamıyorsan ayarlayacağız. Ben geleceğim dedi. Ve çocuklar dört buçuk aylıkken biz onları bıraktık. 6 gün Marmaris'e yarışa gittik. Evet. O yarışların da birincilik kupasıyla geldik. O sezonu zaten çok güzel kovaladık. Aynı bizim gibi şimdi onlar da karı koca oldu. O zaman evli değillerdi. İlayda Hancı ile Batuhan, Batuhan Korkut. Aslında İlayda Hancı Korkut oldu şimdi de. Onu da belirtelim. Onlarla beraber ikimiz de aynı kategoride çok güzel bir şampiyona geçirdik o sezon. İlayda'yı birinci yaptık. Yaptık derken yani o birinci oldu. Biz de ikinci olduk o sezonda kendi sınıfımızda. Türkiye şampiyonluğuna yarışıyorduk tabii. Evet. Ee, sınıf 1'de öyle güzel bir sezon geçirdik. Daha sonrasında ulusaldan biraz koptuk. Türkiye'de yeni bir yarış konsepti başladı. Bajalar. Ee, hatta ilk baja yine Sibel'in hamilelik dönemine denk geldiği için Çorlu'daydı. Ee, Çorlu'nun, trakofun o zamanlar organize etmiş olduğu ve Türkiye'nin ilk bana göre çok güzel bir yarışıydı. Baja yarışıydı. Hepimiz için yeni bir sayfaydı. Çünkü bilmediğimiz bir konsept. Yarışta kurallar farklı. Gittiğiniz etap çok farklı. İlk etapta mesela başladık, start aldık. 140 kilometre gözümüzde öyle bir büyüdü ki biz alışız 15-20 kilometrelik etaplarda gitmeye. Ama 15-20 kilometrenin üstüne 140 kilometreden bahsediyorsun. Start alacaksın ve finish'i göreceksin. Ya biz 20 kilometrede arabayı kıran adamlarız. Nasıl bitecek bu yarış diye düşünürken biz Semi abiyle orada da çok güzel bir derece yaptık. Hem genel klasman hem sınıf ikinciliği aldık orada. Ama şöyle bir anım var mesela benim o yarışta. Yine ilk gün 140 kilometrelik etabın kaç 80. 90. kilometrelerinde arabanın ön tarafından bir ses gelmeye başladı. İki tane şey oluştu benim kafamda. Ön çekiş bitti. Ya aksı kırdık dedim. Ya şafta bir şey oldu. Ya da farklı bir şey var. Tak -tuk, ta tuk bir sesler geliyor. Haliyle arabayı daha beter parçalamamak için iki çekeri aldık. İki çekerde yarışıyoruz. Çok güzel o zaman hiçbir ses yok ama iki çekerde geçemeyeceğimiz noktalara geldiğimizde de sıkıntı yaşıyoruz. Ben dedim ki tamam bu etabı bitireceğiz ama daha dedim bunun yarın da var araba bitti yarın seyirci etabını çıkarmaz. Game over olduk abi dedim yani yapacak bir şey yok. Etabın sonunda bir şekilde bitirdik gene dereceyi de aldık son servis alanına geldik. Şimdi biz alışmışız şimdi normalde ulusalda orman etabını veya seyirci etabını bitiriyorsunuz. Ondan sonrasında ne oluyor? Bir servis alanına geliyorsunuz ve servis alanından sonra da kapalı parka çekiyorsunuz arabayı. O yarışta kapalı park yok biz her yerde kapalı park arıyoruz kapalı park yok. Arabayı yapmamız lazım. Bir şekilde altına girip bakmamız lazım. Nitekim arabanın problemi arka diferansiyel kulağı kopmuş. Kulak kopunca da, da bir diferansiyel boşta kalmış. Biz her gaza bastığımızda diferansiyel kalkıp motora vuruyormuş aşağıdan. İyi e, tamam çok büyük bir problem yok. Ertesi gün yarışa devam edebiliriz ama arabanın üstünde torna işi var. O sırada etapın sonunda onu unuttum. Bir de direksiyon pompasında bir sıkıntı vardı. Bir rekorcu bulup direksiyon pompasının tamirini yaptırmamız lazım vesaire. Normal şartlarda ulusalda böyle bir pozisyona düştüğünüzde ertesi güne bu hataların hepsini ayıklayıp devam etme şansınız çok zor. Arkanızda bir servis desteği olmadan. Ne oldu? İşte sanayiye gidip yaptırabilirsiniz deyince biz bir anda şaşırdık. Nasıl dedik ya? Şimdi araba sanayiye gidebiliyor mu? Yarıştan geldik. Kapalı park yok mu? Yok dediler. Baja yarışında arabanın ertesi güne devam etmesi için şu anda sabaha kadar vaktiniz var. Her şeyi yapabilirsiniz deyince o dedik o zaman biz önce otele gidelim, bir yemek yiyelim, karnımızı doyuralım, duşumuzu alalım. Ondan sonra sağ olsun Çorlu'da Murat arkadaşımız da bize dükkanını açtı. Dükkanına çektik. Normal bir servis ortamında arabanın bakımları yapıldı. O diferansiyel kulağı tamir edildi. Ertesi gün tekrardan start aldık. onun verdiği zevkten tabii tekrardan gaza dibine kadar oturduk. Ve kupayı aldık geri geldik. Bu dediğim gibi ilk başa kategorisinde ilk yarıştı. Ve bence Türkiye'de tamamen bir sayfa açtı. Sonrasında Trans Anatolia olsun. işte daha ufak Halikarnasos, Rally Antifelos, Başatroya, Troya. Bu tarz yarışlar yapılarak şu gün ciddi bir yol katetti etti offroad aslında. Eşinin yani kocanın altında kopilot olmak zorlukları var mı onun? Var olmaz mı? E, ne olursa olsun. Bir kere evde kavga olduğu gibi yarışta da e, kavgalar oluyor. E, çünkü sürekli bir sorun çıkıyor yolda. Ben yanlış okuyorum bazen. Yani nadir de olsa notları yanlış okuduğum oluyor tabii. <laughs> Ama o bir kere yanlış okursam zaten bitti. O... Yarış boyu gidiyor mu? bu? E, o işte 50 kilometresi 40 kilometresi. Güven problemi yaşıyoruz o noktadan sonra. Yaşıyoruz, bir kere kaş yarışında yanlışlıkla bir eve soktuğum olmuştu. O evet hatırlıyorum. Yanlış bir eve girdik. Kaş yarışı tabii yarışın yapıldığı yerler dağlık ormanlık alanlar. Ya yani bir çiftlik <laughs> evi gibi bir ev. Şimdi yol notunda şöyle bir şey yazıyor. 140 metre sonra sağa 3. Sibel orada bir anda kekeledi. Yani metreyi geç okudu. 140 metre dedi ama 140 metre dediğinde biz ben zaten 100 metresini çoktan almıştım. O anda kafada makaslayıp 40 metre demesi lazım. Trip master dediğimiz bir alet var. Yani Uzun. Baja yarışlarında tamamen co-pilot o aletle koordineli çalışıyor. Yani ayağının altında bir pedal var. Bir de ön göğüste bir düğme var. İlerliyorsunuz işte atıyorum. Sibel daha iyi tarif eder onu ama. 300 metre gidiyorsunuz. Sıfırlıyorsunuz. Ee, yol notundan işte 300 metre yine sıfırlıyorsunuz. O şekilde devam ediyorsunuz. Da kat ettiğiniz yolda düşüyorsunuz. Tabii. Evet. Tabii. Çünkü evet. o kat ettiğiniz yolda da elimizdeki hazır yol notlarında ne yapılacağı yazıyor. İşte Bir çukur varsa, bir tehlike varsa evet. onu söylüyor. Döneceksek onu söylüyor. İşte keskin bir dönüş var veya uçurum kenarı vesaire bunları söylüyor. Orada da 140 metre sonra sağ 3 veriyordu. Yani biz kat ettiğimiz yoldan çıkıp sağ 3'teki yola ayrılmamız lazım. Diğer yol dümdüz devam ediyor. Şimdi orada metreler karışınca o da geç sıfırlayınca şimdi 140 dedi ama bu sefer de 140'ın zaten 100 metresini almamıza rağmen diğer 140 da bitti. İleride bir sağa gördük. Şimdi sonuçta siz sağa dönmeye odaklanıyorsunuz. Gördüğünüz ileriki noktaya da en kısa sürede gitmeye niyetleniyorsunuz. Ben oradan da sağ 3'ü yaptım. Bir yandan dedim ki bir yanlışlık var bu işte. Burası etap mı dedim. Çünkü bir çit var. Çitlerden açık bir kapı var. Kapıdan içeriye biz yarış arabası ya, diye bir girdik. Bir tane abla orada yani teyze çapa yapıyordu. Otların arasında hatta yeşilin zın diye bir kafa çıktı bir anda. <laughs> dedim ki bu da bir ama Burası dedim ev. Bir terslik var pardon dedi Geri vitese taktık. Tabi orada film koptu. Evet. O noktadan sonra arabada tansiyon yükseldi. Önemli bir film kopması. O bir dakika iki dakika çok uzun bir süre çok aslında. Tabii, yani, aynen. Başa yarışlarında hata yaptınız. Geri dönerken 30 km süretin üstüne çıkmamanız lazım. Çünkü o etapta ters yöne gidiyorsunuz. karşıdan gelecek bir arabayla kafa kafaya girme şansınız var. O yüzden kural gereği 30'u geçmemeniz lazım. Orada hemen co bu sefer de kilometreyi takip etmeye başlıyor. Yavaş işte 28, 26. Yani ne 15'te gitmen lazım geç kalmamak için 30'un limitlerini sonuna kadar kullanman lazım. Neyse gelip doğru yerden döndük. 1200 metre sonra tekrar bir 5 yol ağzına geldik. 5 yol ağzında da yol notu göstermiş. Şimdi <laughs> Anlatırken gene ben şey yapıyorum. <laughs> bir tane çakıllı yol var, üç tane sağda yol var, altta da iki tane yol var. Bizim çakıllı yola dönmemiz lazım. Sol dedi ve şimdi beş tane nokta olduğu için dereceyi veriyor. Ama bir yandan da eliyle gösteriyor. Eliyle gösterince karşıki yola girdik. O sırada tabi bizim yaptığımız hatadan dolayı arkadaki araç bizi yakaladı ve arkadan gelen arabanın ben üst tarafa döndüğünü gördüm. Tekrardan biz tabi o hamleyle ileriye gittik. İkinci hatayı da yapınca. O andan sonra film koptu çünkü iki hata demek o etapta sizin birincilik veya ilk üç derecesini evet, kaçırma durumunuz demek. Sibel abla yanlış bir yola soktu ya da yanlış okudu. Bir hata yaptı. Hani siz arabanın içinde hani sinirler gerildi. Peki finish noktasına geldiniz. Kontağı kapattınız. Bir sonraki turda o devam ediyor Olma. mu ya? Yok. 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 o Startta veya şeyde o değil. Sakinleştikten sonra da her şey bitiyor. O Ama bizim o şeyimiz olur. çok meşhurdur mesela. Şimdi bizim bir özelliğimiz daha var. Biz kendimize şey diyoruz. iki kişilik dev kadro. Hatta bahsettiğim Baja Troya yarışının ilk yapılacağı sene şimdi herkesten servis alanının düzenlemesinde plaka istiyorlar. İşte servis aracı plakası, işte servis personelinin isimleri, şeyleri. Bir kim aramıştı o zaman kulüpten, Isof'tan, İstanbul Offroad Kulübü'nden? Levent abi aramıştı galiba. Levent Uysal. Levent abi şimdi isimleri istiyor. Plakayı veriyorum. Abi diyorum işte ya ile geleceğiz. İşte servis aracımız bu olacak veya Pajero'yla şu şu. İşte servis elemanları, servis elemanlarına yine bizi yaz diyorum. Deniz Dağlısıbel de. Oğlum dedi bu yarışı çok uzun yarış. Şey yapamazsınız. Servis desteği olmadan bitiremezsiniz. Abi sen korkma dedim. Biz iki kişilik dev kadroyuz. Hepsinin üstesinden geliriz. Şimdi biz yarıştan geldiğimiz zaman ben arabalarımı 2014'ten beri kendim hazırlıyorum. Yani 6-7 sene oldu neredeyse. Ve biraz... Takıntılıyım bu konuda. Yani bir de bu işi yaparken herhalde elinden gelmesi de gerekiyor değil mi? Tabii. Abi? Ee, yani biraz merak vardı zaten. Bir söyledim mesela işte evet. sesi duyuyorsun, ne olduğunu düşünüyorsun, anlaman lazım. Yarış bitti hani, finişe geldin. Bir sonraki etap için onu hemen hazırlaman lazım. Bu servis olayı da hani bir personel barındırmak ya da 2-3 personel ama ekstra bir maliyet. Evet. Yani hem maliyet, hem onları organize etmek iş. Tabii. Yani bir de ben açıkçası yarışa şöyle bakıyorum. Biraz farklıyım yani diğer yarışanlardan. Şimdi bu mekanik bir spor yapıyoruz. Mekanik spor nedir? Oto hazırlanmış bir otomobili yarışa sokup ondan start alıp finish görebilmek. Yani ben hiçbir yarışa başlarken ben bu yarışta kupa alacağım diye başlamıyorum açıkçası. Benim ilk hedefim yarış bitirmek. Evet kupa alamadığımız bir yarış var. Hayata bağış yarışı artı kupa alamayıp bir de bitiremediğimiz, finish göremediğimiz bir yarış var Bursa. Doğru ikisi. Onun dışında bugüne kadar Allah'a şükür yani girdiğimiz yarışların sayısını bilmiyorum. Ama kupasız dönmedik Türkiye'deki yarışlardan. Hatta Bulgaristan'da Saadettin abiyle yaptığımız bir yarış vardı. Oradan ödülsüz döndük. Onun dışında yurt dışında da aldığımız kupalar var. Yine yani oradan da eli boş dönmedik. Şimdi arabayı hazırlıyorsunuz. Kendi yaptığınız arabayla start alıp finish bitirdiğinizde ben şöyle bakıyorum. Ben bu arabanın teknik hazırlığını da kendim yapıyorum. O yüzden ilk önce başarı benim için bu arabanın teknik olarak yarış bitirmesi. Finish gördüğümde ben birinci başarıyı elde ediyorum. E zaten yarıştan kopmayıp yarışı sonuna kadar kovaladığınızda bir şekilde o size dereceyi de getiriyor. Sibel bile bugün baktığınız zaman birçok bayana göre çok iyi araba dinler. Yani arabada mesela ben bazen işte dediğim gibi parano yaklaşıyorum arabanın içinde. Bir yerden ses gelmeye başlıyor. Atıyorum arabanın içinde bizim hijack dediğimiz krikolarımız var. İyi, büyük. Şimdi artık onları kullanmayı bıraktık ama mesela hijack krikonun cıvatası gevşiyor. Tıngır tıngır, tıngır 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 bir ses yapmaya başlıyor. Şimdi arkadan acaba işte gergi alatlarından biri mi koptu? Amortisörün burcu mu boşluk yaptı? Veya aks milyasından mı geliyor? Sibel'e sormaya başlıyorum. Sence ses nereden? İşte oradan mı? Sibel sonra daha hakim tabii. Arkaya dönebiliyor, bakabiliyor, şey yapıyor. Hijack'ten geliyor ses. Rahat ol, sıkıntı yok diyor. Beni hemen teselli ediyor. Çünkü o sesi duyunca arabayı kırmamak için gazdan ayağınızı çekiyorsunuz. Değişiyor. Yani gazdan ayağımı çekmeyeyim, kopça ayara kadar gitsin dediniz de, e finişe 100 metrekare araba bitti mi? Her şey bitti. Aynen. E, böyle bir durum var. O yüzden Sibel de çok ciddi şekilde araba dinleyip arıza teşhisi koyabilen birisi oldu. Yani binek otomobilde de mesela kendisi gene binek bir Pajero kullanıyor. Bir sene evvel bir olay yaşadık. Arabayı buraya bırakıp bir seyahate gidecektik. Geldik. Sibel dedi arabadan bir ses geliyor dedi. Şimdi dedi daha çiftliğe yaklaşınca başladı. Bence dedi iteceklerden geliyor. Ben de arabaya bindim böyle bir dönüş esnasında ses yapınca acaba dedim sol teker Korya bilyasından mı yapıyor? Ya aks bilyasında bir aşıma var ya şeyden. Bence dedim akstan. Sibel de inatla diyor ki hayır bu şey sibop si si sesi dedi yani itecek vuruyor dedi arabada. Bence öyle bir ses çünkü gaza bastığında bu şekilde şey yapıyor. Ya dedim şimdi iteceklerde bir şey olmaması lazım daha bir sene önce itecekler yeni değişti. Eğer oradan geliyorsa bu sefer yatak sesidir daha kötü motor gider elimizden şey yapar diye bir panikledik. Neyse biz seyahate çıktık geldik 15 gün sonra. Nitekim arabayı daha dikkatli şekilde bir dinledik baktım sadece itecekler şey yapıyor yani. İteceklerden birinin kafası kırılmış. O da gitmiş eksanteriyi çizmiş. Egzantrik çizilince şak 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 ses. İteceklerden, siboplardan geliyor ve teşhisi Sibel doğru koydu. Ona göre araba hemen tamir edildi. İşi çözdük. Evet. Arabayla ilgili her şeyi hani Sibel abla takip ediyor, değil mi? Abi? Sen sadece yola odaklısın. Aslında deniz her şeyi takip ediyor. Aslında sadece yola odaklansa daha iyi gidecek. Yani evet. Bu iyi Onu yaptığımız şey zaman edin. zaten çok güzel oluyor. Bazen ben bile yolda diyorum ki bırak dinleme arabayı, dinleme çünkü böyle anlıyorum yani yüzünden anlıyorum. Gidiyor ama boşa gidiyor çünkü ses arkadan geliyor, nereden geliyor. Sesin geldiği yere takılıyor. Tabii ki, tabii. Transanatoly'da dağın başındasınız yani biz Konya Taşkent'te kaldık inanın akşama şeyi bulamadık kamp yerini. O kadar zor aslında kalmak da çok zor. E, Siz ordu, de yoruluyorsunuz. Gibi bir arabayı çekmeye gelecekler yani sanayi bulmak zorundasınız, bir yerlere gitmek zorundasınız. Araba o gün elektrik kesti bir yerde. Eksos. Daha doğrusu eksos e, manifoldun evet, dibinden exactly. koptu. O da sıcak boru e, marş e, dinamosuna giden ana kablonun üstüne değdi. Kısa devre yaptı. Neyse ki çok hızlı şekilde fark ettik. Hemen şalteri Yok, kapattık. İşte yani. orada bir şekilde kopuk eksos borusunu çıkarmanız lazım. İşte onu çıkarttık. İşte arabanın ön paneli söktüm. Ana kablolar önümüzde bir şey olursa hemen müdahale edebilelim diye. E şimdi arabanın altından direkt ateş çıkıyor. Eksostan çıkan ateş aşağıya vuruyor. Yani herhangi bir şeylerin tutuşmaması tutuşmaması imkansız. E, haliyle arabayı 2000-3000 devrin üstüne çıkarttırmadan etap bitirmeye uğraşıyorsunuz. Bir yandan bir sonraki etaba yetişmeniz lazım. Dediği gibi Konya Taşkent'te bir sanayi bulmamız lazım. O gün mesela bizim Trans 3. bitirmemizi, genel klasman 3.sü bitirmemizi engelledi. Kategoride 2. olarak bitirdik bir haftalık yarışı. Ama genel klasman 3 olacakken o egzoz problemi yüzünden 4 olduk. O gün o aksiliği yaşamasaydık çok daha tempolu ve güzel gidecektik. Ama bir yerden sonra ne oldu? İşin eğlencesine bakıyorsunuz. Yani bir yere kadar mücadele gidiyor. Ondan sonra ne oldu? Taşkent'te sanayi aradık tabii. Bize bir yer tarif ettiler. Şimdi sanayi orada dediler. Sanayi diye bir yere geldik. Sağ olsunlar tabii. Yanlış anlaşılmasın bu küçük görmek veya şey değil. Oranın imkanlarına göre yapılmış en iyi yerdi. Yani prefabrik bir binalardan bir sıra dükkan yapmışlar. Yaklaşık 12 tane miydi? 11 tane mi ne? Yarısı boş. Birkaç tanesinde işte birinde bir egzozcu var, birinde bir depo olarak kullanılıyor. Birinde bir mağaza var ama kapalı falan derken en başta bir yer var. İşte motor yağı değişilir, egzoz tamiri vesaire. Bir sürü iş geliyor ustanın elinden. O da orada bir dükkan açmış, ekmeğini kazanıyor. Sağ olsun tarif ettik. Şimdi bizim arabaları tabii herkes tanımıyor. Yani adam bakıyor bu nasıl araba diyor. Şimdi ustaya ben tarif ettim. Abi dedim bize buradan böyle böyle bir boruk kaynatman lazım. Şunu şuradan kıvırmamız lazım. Bizim ateşimizi bir aşağıya ver. Yangın riski olmasın. Biz buradan devam edelim. Neyse işte orada onu yapmamız bile normal şartlarda 15-20 dakikalık bir iş ama 2,5 saat sürdü. 2,5 saat sürünce biz bir sonraki etabı kaçırdık. Ondan sonra bir hesap yapmaya başladık. Ne yapalım, ne edelim, gidelim mi, onu yapalım, bunu yapalım mı derken yolda bir de üstüne tabii araba iyice saçmalamaya başladı. Bu sefer TPS dediğimiz Throttle Position Sensor, gaz kelebeğini kumanda eden beyinde bir sıkıntı olmaya başladı. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz araba gaz yememeye başlıyor. Ben iniyorum Balata spreyi sıkıyorum. Belirli bir ısıya ulaştığında saçmalıyor. Balata spreyiyle onu soğutuyorum. Bir 10 kilometre gidiyor. Gene şey yapmaya başlıyor. O günün son etabına yetişme şansımız vardı. Hatta o etaba girmiş olsak aslında bütün kaderimiz değişecekti yarışla alakalı ama. Artık o kadar bıkkınlık geldi ki. Biz yaklaşık 220-230 kilometre uzaktayız. Daha öncesinde. O etaba giderken diğer o TPS problemini yaşadık ama oraya giderken de benzinciye gittik, yakıt aldık. İşte cipsler aldık, kolalar molalar aldık. Araba oldu bize şey yarış arabası, uzun yol seyahat arabası gibi. Ortaya masayı kurduk, kaskları falan çıkarttık normal yolda olduğumuz için. Takma zorunluluğumuz yoktu zaten ama yarış arabasının içinde ne klima var ne bir şey var. Camları sonuna kadar açtık. Tepedeki havalandırmayı açtık. Yakamızı, bağrımızı açtık. Arada kafadan aşağı su döküyoruz. Ağustos sıcağı. Bir yandan işte cips yiyoruz, kola içiyoruz ama kola şanzımanı sıcağıyla bir yandan kaynıyor orada. Öyle son etaba geldik. En son birbirimize baktık ya dedik. Etaba girelim mi? Girmeyelim mi? Haşat olduk bütün gündür çünkü. İnsan bir yerden sonra lanet olsun diyor ya başlarım yarışına yani bir yerden sonra otele gidelim kendimizi bir duşa atalım kendimize gelelim insanlıktan çıktık diyorsunuz Yok, durduk durduk ya dedik etaba gireceğiz şimdi TPS etapta gene bir problem çıkartacak son etap hava kararacak gelecekler bizi çekmeye uğraşacaklar falan derken biz dedik otele gidelim yani güzelce bir duşumuzu alalım ondan sonra akşam gelelim arabanın eksiklerini hazırlayalım falan derken işte Pamukkale'de direkt otele devam ettik son etaba da girmedik ama o günün mücadeleyi bırakıp da kendinizi saldığınız andan sonrası benim için çok güzeldi. Yani çıktık, normal yolda 230 kilometre seyrimizi yaptık, biskütimizi, cipsimizi, sandviçimizi yedik, kolalarımızı içtik, otele geldik, yemek yedik. Ertesi günde yarışın son günüydü zaten. Kalan etapları bitirdik, finişi gördük. Zaten finişe geldiğimizde her şeye değmiş oldu. Dediğim gibi ilk başta amaç finiş görmek çünkü. Aynen. Abi benim merak ettiğim bir soru var. Çorlu'daki of pistini nasıl değerlendiriyorsun, nasıl buluyorsun? Trial yarışlarının yapıldığı. Valla arazi trial açısından düşündüğümüz zaman son derece kullanışlı güzel bir arazi. Keşke her yerde böyle imkanlar sunulmuş olsa. Çünkü yarış düzenlemeye kalktığınızda en büyük engel zaten yer bulmak. Rotayı belirlemek, işte orman etaplarında onların izinlerinin alınması vesaire işi zorlaştırıyor. E bu şekilde kapalı parkurlarda yani hazır yapay etap dediğimiz yerlerde yapılan yarışlarda da yine bir yarış yapmak için bir arazi buluyorsunuz veya işte belediyeden bir yer için izin alıyorsunuz. Burada bir dünyada değişiklik yapıyorsunuz ve bu bir gün veya iki gün kullanılıyor ve işi bitiyor. Yani belki daha bir sonraki sene kullanılacak ya da hiç kullanılmayacak ama e, Trakofa bildiğim kadarıyla belediye böyle bir yer tahsis etti ve sonrasında da güzel yarışlar yapıldı orada. Hala da e, zannediyorum gidilip orada arabasını denemek isteyenler için falan o etap o şekilde korunuyor ve bir imkan yani ofroda yeni başlayan birisi için bile çok büyük bir avantaj. Abi şu anda hani son 2 3 yıldır ülkemizde özellikle normal sokakta, caddede sürekli böyle dört çeker arabaları görüyoruz. Yükseltilmiş evet. yani sokak aralarında geziyorlar. Hani insanlarda bir şey oldu. Böyle off araçlarına karşı büyük bir ilgi oluştu. Ha bunları belki bir kısmı işte sadece yolda kullanacak, bir kısmı Evet. olacak. Yarışçı... Onun için biraz gülüyorum zaten. <gülüyor> bu etkinlik Bir kısmı belki yarışçı olacak. Abi yeni başlayan hani bu off-road işine ciddi anlamda başlayacak yeni kişilere ne, ne gibi tavsiyeler verirsin? Vallahi öncelikle yeni başlayacak kişilere ne derim? Abartmasınlar bu işi. Yani dedin ya bir sürü arabalar çıktı piyasaya, şey oldu. Bizim gençlik dönemimizde mesela tuning firmaları çıkmıştı. İşte 106 GTI'ler, 306'lar işte bir takım BMW'ler onlar bunlar modifiye ediliyordu. İşte fibercilerde ön tamponlar, body madikitler body kitler takılıyordu. Öyle bir şeyler yapılıyordu. O furya bana göre şu anda değişti. Bir pickup furyası aslında off aracı da değil pickup furyası doğdu. Yani herkes işte hangi pickup'ı alsam onu mu alsam Amarok mu daha iyi, Toyota mı daha iyi. İşte herkes hangisini kullanırsa en iyisi benimki kırılmaz şöyle olmaz böyle olmaz diyor. Her araba kırılır kırılmayacak bir araba yok. Sen kırmasını biliyorsan kırarsın da, korumayı biliyorsan korursun da. Yanlış anlamayın. Herkesin zevki tabii ki ama bana göre bu iş, bu işin doğasını bozuyor. Mesela benim offroad araçlarıma baktığınız zaman bu arabanın makyajıdır. Ben ormanda aldığım hiçbir darbeyi dönüp de mutlak yani arabanın mekaniğini etkilemiyorsa kaporta aksamında yaptırmam. Yani çünkü onların hepsi bir anı. Mesela gidelim benim şu anda arazide kullandım. L200'den 2-2,5 sene hard offroad diyebileceğimiz off-road'u yaptık. Ama biz o zamanlar maksimum 33, yani hadi bilemediniz 35 inç lastik kullanarak yaptık bu işi. E şimdi 42 inçlere kadar çıktı. E şimdi siz 42 inç lastik takıp bir araziye girdiğiniz zaman o araba orada batacak. Battığı zaman da siz 42 lastikle orayı kazacaksınız. Arkanızdan 35 lastik takmış diyeceğim bir Suzuki. Zaten Suzuki'ye 35 takmak da şu anda takılıyor ama çok ekstrem bir iş. 33, 32 inç, 33 inç ebatlarında bir Suzuki gelip o etabı kullanamaz. Oradan geçemez. Yani iş biraz abartı boyutuna gitti bana göre. E bu ne demek oluyor? İşte arabasını bu kadar devasa büyüten offroad yapsın öbür küçükler yapmasın. E şimdi siz bu işi amatör bir ruhla başlıyorsanız her şeyi birden takıp takıştırıp arabanın üstüne koyup da oraya gitmek yerine bana göre merdiven çıkmak gibi adım adım gitmeniz lazım. Şimdi motosiklet de kullanıyoruz bir sürü kişi. Hiç bisiklete binmeden motosiklet sürmek öğrenilir mi? Yok, tamam. Zor. İlk önce en azından hatta bu dönemde ne oluyor? Ben çocuklarıma da başladım. Pedalsız bisikletle 3 yaşında başladık. E şimdi onun üstüne normal bisiklet, onun yanına dört tekerlekli bir motosiklet vesaireyle adım adım çıkmasını öğretmeye çalışıyorum. Çünkü kimse yürümeyi öğrenmeden koşamaz. Tabii, tabii. Ama imkanlar çoğalınca bir anda hepsini takınca o tamam arabam dört dörtlük ben artık her yerden geçerim kafasıyla girip ormanda kendini doğrayan bir sürü insan var. Offroad yapan insanlar genelde böyle ikiye ayrılmışlar. Japoncular, Amerikancılar diye. Bir de İngilizler var. Ha bak abi ben onu ben onu yakalayamamışım. <laughs> Allah Sen dışarıdan seyrediyorsun o kadar değil. Onlar o kadar etkisiz zaten. eleman işte. Diyelim bir de ortalığı kızıştıralım şimdi. <laughs> Öyle Amerikancılarla Japoncular arasında böyle bayağı bir hani tatlı sert bir böyle çekişme var abi. Var. Evet. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bir kere öncelikle ben tamamen Burada gördüğünüz gibi kendi teknik imkanlarımla araba yapıyorum. Amerikancı olduğunuz zaman arabalar büyüyor. Hem maliyet açısından külfet artıyor hem de arabaların onarımı, işte kullanılan ekipmanın ağırlığı vesairesi çoğalmış oluyor. Nitekim örnek vereyim. Ben burada kullandığım yarış arabasını şanzımanım ile tek başıma indirip kaldırıp atabiliyorum. Burada bir Amerikan arabası olsa şimdi 30-40 kiloluk şanzımanı kaldırmak farklı. 60-70 kiloluk şanzımanı kaldırmak farklı. 4 silindir motoru sökmek farklı. V8 motoru tek başına söküp aşağı almak farklı. Yani bunların üstesinden gelemem. Garajımın tavan yüksekliği bile buna yetmez. Nitekim mesela bazen şeytan dürtüyor. Dışarıdaki L200 aracımı yarış arabasına çevireyim diyorum. E şimdi yarış arabasına L200'ü çevirdiğimde bana göre yine kendi standart 2500 dizel motoru yeterli olmaz. Bu motoru büyütmem gerekecek. E büyüttüğümde hem motor maliyetim artacak hem güçlü makinalara çıktığınız zaman kırma riskiniz de daha çok artıyor. E bunu yenilerken de cebe zararı var. Yani ben şu kafadayım. Ben bu arabayla da bu zevki alıyorum. Diğerinde de aynı zevki alacağız. Yani bunda da kupa alıyoruz, onda da kupa alacağız. Ha, kategorisi farklı olacak. Belki genel klasmanı oynayacağız. Vesaire. Ama Şimdi Amerikan'da benim izlenimim şu var. Hiçbir Amerikan'ı standart haliyle alıp da yarışa sokamaz. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Tabii ki standart haliyle bir Japon'u da sokamazsınız ama işte offroad'a başlamaktan bahsettiniz mesela. Biraz kızacak belki Amerikancılar ama bir Cherokee aldınız. Cherokee'nin altına 35 lastik taktınız. 35 lastikle bu arabayı bir yerde zorladığınızda aksını kırmadan veya diferansiyelin ayna muharitesini doğramadan gelmeniz zor. Neden zor? Üzerindeki motor V8 makine. Makinalar çok kuvvetli. E şimdi gaza bastığınız zaman bu güç lastikten aktarılıp yere ulaşırken lastik dönerse sıkıntı yok. Ama lastik bir yere takılıp dönemezse bu güç bir yerde patlayacak. Aynen. E zayıf halka neresi ise orada patlıyor. Nitekim ne oluyor? İşte Cherokee ile bu işe başlayan birisi ilk başta aks kırıyor. E aksı kırıyor gidiyor bunun heavy duty dediğimiz ağır hizmet tipi olan sağlam kromoli akslarını takıyor. Bu bir para. Ondan sonra ayna maritiyi doğruyor. Aynama RT'yi değiştiriyor. Hatta Aynama RT'nin oranlarını değiştirmek zorunda kalıyor çünkü koyduğu lastiği randımanlı şekilde çevirttiremiyor hmm. o motora. E şimdi bir Japon'a geldiğiniz zaman, amatör olarak da başlasanız, yani zaten Japon'un belirli bir limiti var. Limitin üstüne çıkarsanız zaten o arabayı da, aslında şu bir gerçek, Amerikanlaştırmanız gerekiyor çünkü Japon'un doğasındaki parçalar buna yetmiyor. Hmm. Ee, en basiti ne var mesela? Pajero'dan bahsedelim. Ön takım çift salıncaklı bir sistemden oluşuyor. Buna komple yeni baştan yapılmış bir ön takım kiti koymanız lazım. 37 lastiklere veya daha üstlerine çıkmak istediğinizde. Ama kendi mevcut ekipmanıyla koyabileceğiniz lastik 35 lastik. İşte bu esnada da ne yapıyorsunuz? 35 lastiği koyduğunuz zaman arabanın ön diferansiyel kulağının pozisyonunu bile değişmeniz lazım. Çünkü arabayı yükseltiyorsunuz. Yükseltirken mesela ne oluyor? Sizin Pajero'da torsiyon dediğimiz bir olay var. Normal arabalarda süspansiyon yaylı ve torsiyonlu olarak ikiye ayrılır biliyorsunuz. Şimdi yay girdiği işin girdiğinde işin içine sizin amortisör ve belki yayı da değişmeniz lazım. Veya yayın sofrasını bastığı yatağı değiştirmeniz lazım. Pajero'da bu böyle değil. Pajero'da bir uz, oy, uzun amortisör alıyorsunuz. Torsiyonlardan arabayı yükseltiyorsunuz. 35 lastiği altına sığdıracak ölçüye getirdiğinizde arkaya da iki tane amortisör, iki tane de uzun yay koyduğunuzda yükseltmeyi yapmış oluyorsunuz. Ha, arkadaki yayın üstüne get denilen parçalardan da koyabilirsiniz. Bu da yapılabilir ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü e, arabanın her zaman doğru şekilde, doğru açılarda çalışması lazım. Yükseltme kiti yapılmış bir arabanın. Şimdi bunu yaptığınızda, 35 koydunuz koyduğunuzda ben bugüne kadar açıkçası kran bir Pajero görmedim. Bir Toyota görmedim. Yani Japonlar bu arabaları yaparken üzerine kapasitesinin biraz daha üstüne dayanabilecek, daha uzun gidebilecek parçalardan araba üretiyorlar. Ama Amerikan'da gördüğüm benim izlenimlediğim belki yanlış da olabilir diyorum ya biz bu işi amortör olarak yapıyoruz ama e, benim gördüğüm üzerinde para harcamanız lazım. E bu da ek bir maliyet demek. Arabayı alıyorsunuz. Üstüne bir yarı araba parası kadar da para harcıyorsunuz. Ama diğer türlü aldığınızda çok üst limitlere çıkmadan ben yarı kampçılık işte zevkime göre de off road yapacağım dediğinizde Japon bir araba aldığınızda sadece kullanacağınız ekipmanı koyup arabanın mekanik aksamına masraf yapmadan yolunuza devam etme şansınız oluyor. En devasa en Kırıcı, en sert arabalar Amerikan arabaları. Yani e, Boru şase dediğimiz, tübüler şaseden yapılan, bugün günümüzde de Kubilay Tüfekçi'nin yapmış olduğu Detorolar. Yani bu arabalarla onların gittiği etaplarda rekabet etme şansımız yok tabii ki. Aynen. Ama o arabalarda da farklı dezavantajlar var. Hepsinin artıları, eksileri var. Abi yıllardır off yapıyorsun. Hani amatör olarak da yapıyorsun. Profesyonel olarak da yarışıyorsun. Yani başına gelen böyle bir yaşadığın komik bir olay. Bir de böyle içinde bulunduğun bir kaza olayı varsa, kaza anısı de paylaşır mısın? İkisi de var aslında. Kaza mesela bugüne kadar en büyük kazalarımdan biri. Yine düzce yarışında Semih abiyle beraberdik. O zaman Sibel yoktu. Yani işte çocuklar yeni doğmuştu. 1-1,5 bir, bir aylık falandılar. O dönem Semih abiyle yarışıyoruz. Yol notunda da aksilik oldu. Daha sonra yol notunda bir aksilik olmadı. Tamamen hata bende. Antrenmana çıktık. Antrenmandan geldik. O zaman da arabanın bu bahsettiğim ön takım sistemini yeni uygulamışız fren kaliperlerinde de Pajero'nun frenlerini kullandık ama bizim arabanın fren merkezi o fren ana merkezi yani üst merkez alttaki fren kaliperlerini merkezlerini beslemeye yetmedi. Haliyle şimdi etap 24 kilometreydi orman etabı düzcede ve etabın yarıdan sonrasında frenler gitti yani ilk etabı dönüyoruz. 12. kapıyı geçtik yanlış hatırlamıyorsam. 12. kapıdan sonra bir araba vardı önümüzde. Orada da tabii önünüze araba düşünce iste istemez geriliyorsunuz. Yol istiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Sağ olsun bize yol verdiler. Arabayı solladık, bayır aşağıda kaptırdık. Son 5. vites limit giderken Semih abi 250 metre sol U dedi. Yavaşlamam lazım. Ayağımı attım. Semih abi dedim, abi dedim fren yok. Ve aşağıda U dönmemiz lazım. Ve cidden fren yok. Yani pedal yok bir şey. Basıyorsunuz, araba en ufak bir tepki vermiyor. Ben frenler patladı dedim. O andan sonra tabii kendimizi kurtarmanın peşindeyiz. Ve gelip U döndüğünüz yerin etrafında da böyle bir topraktan bariyer gibi yığıntı yapmışlar ama aşağısının nereye gittiği belli değil. Yani çam ağaçları böyle aşağı eğime doğru gidiyor. Tepelerini görüyoruz. Ben orada artık 5'ten 4'e 4'ten 3'e çekip yavaşlatabildiğim kadar yavaşlattım. Son viraja geldik. Artık dedim yapacak bir şey yok. Ya şanzıman kırılacak e biz duracağız. İkiye çektim. Ayağımı da debriyajdan çektim. Araba lastiği kitledi. Kontrayı verdim. Terse döndük. Geri geri kaymaya başladık. Kaydık kaydık kaydık. Tam böyle o arka yükseltiye yaslanırken araba durdu. Tabi yarış psikolojisi durdu ya. Her şey bitmiş gibi tekrar oturduk gaza devam ettik gidiyoruz. Oradan sonra tabi şimdi 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. 4'ten sonra vitesi büyütmek zor. Yemiyor açıkçası insanın maçası. 5'e attıktan sonra bunun bir de durması var. Neyse o etabı öyle bitirdik. Servis alanına geldik. Frenlere bakacağız. E, frenlerde hiçbir şey yok. Bir yerde atkan kokan bir şey yok. Fren hidroliği bile yerinde duruyor. Hemen işte bilen daha tecrübeli usta abilerimize sorduk. Ne oldu ne yaptınız işte en son neyi değiştirdiniz bunları bunları yaptık. Tamam dedi merkez yetiştirmiyor frenler çabuk ısındığı için tamamen tutmaz hale gelmiş üst merkez dedi. E ne yapacağız abi? Yatabın yarısı neresi rampa şeylerde yarıya kadar olan yer rampa çıkışı sonlara doğru inişler var. Freni dedi sona saklayacaksın. Öyle bir tüyo verdi bize. E tamam dedik freni sona saklayacağız ama şimdi yarışta giderken ben o dönem çok da güzel alıştırmıştım. Sol ayak fren dediğimiz bir hadise vardır. Yani Gaza sağ ayakla, frene de sol ayakla basarsınız. Viraja girerken de gazı bırakmadan sol ayakla kontra verip gidersiniz. E bu şimdi freni kullandıkça da bir freni ısıtıyor. Fren de kullanmamamız lazım. E nasıl yapacağız? İlk tamam tepeleri çıkana kadar sol ayak kullanmayacağız. Ama o da bize tempo düşürtürecek. Şimdi yol notunda da şöyle bir şey hatırlıyorum. İki tane tepe üstü sol bir sağ bir kez gazlı devam vardı. Şimdi biz birinci sağ biri geçtik. Ondan sonra etapta ilerlemeye başladık. Ben işte hep Sibel'in dediği o dikkat dağınıklığı var ya bende. Kafamı niye ise o sabire taktım. Evet. Ve bir yerde gene tırmanıyoruz. Ve üçüncü vitesi bitirmek üzereyiz. Dörde çekeceğim arabayı. Tepe üstüne doğru da gidiyoruz. Ben de bir yandan şeytan tutuyor. Herhalde diyorum geldik artık bundan sonra. Çünkü orası geçecek ben fren kullanmaya başlayacağım. Semih abi yol notunu okudu. Tepe üstü sol bir kez gazlı devam dedi. Ben solu duymadım. Yani duydum ama kafa duymadı. Ben sağa odaklıyım ya. Daha direksiyon hareketimden zaten. Sağa keseceğim için ilk önce arabayı sola açma hamlesini yaptım. Tam sağa keserken Semi abi hareketimden anladı. Sağ değil ulan sol 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 dedi. Ama onu dediği anda biz çoktan yani tepe üstünü geçip tam gaz hiç gaz kesmeden yukarıya çıktık. Yukarıda yol sola doğru devam ediyor. Biz sağa doğru arabanın burnunu çevirdik. Orada da yine bir toprak yığını. Yani toprak yığınına bir tane patlattık. Araba bir şahlandı. Ben hala havada sola kontra vermeyi düşünüyorum. Ya düştük ama takla atmadan düze düşersek en azından yola bağlayayım arabayı. Devam edelim ama ne çare tabii. Biz orada burnundan takıldık taşa. Araba ilk başta tepe üstü havada bir tur attı. Yere değmeden sonra sağ tarafın üstüne güğüm dedik oturduk. Ondan sonra da eğimli yerde başladık yana doğru taklalar atmaya. Yanılmıyorsam 3 taklayı tam olarak attık. Hatta biz ona bir salto iki takla dedik. Yani çünkü birini havada tamamen 360 bitirdik. Ondan sonra ve durmamızı sağlayan da iki tane ağacı devirmişiz. Bir tane ağacı da tam ortadan almışız. O anda gene frene basıyorum. Frenler tutmuyor. İçimden işte o bir saniyelik iki saniyelik bir olay ama bu film şeridi gibi geçti. İçimden diyorum ki lanet olsun senin frenlerine durmazsan yandık. Çünkü aşağı doğru gidiyoruz. Araba durdu durdu duramadı biraz daha hızlanırsa güvercin takla şeklinde gördüğüm uçurumdan aşağı pataküte ineceğiz. Ağaçlara vura vura. Sonra bir anda araba durdu. Arabadan hemen tabii şalteri kapattık. Atla abi dedim inelim. Bir şey var mı? Yok biz kalk kiri Semih abi hatta diyor. Ulan diyor koltuklar da çok yumuşakmış be. Biraz daha dönseydik çok eğlendim diyor. Bizde hiçbir sıkıntı yok. Arabanın dışı patates. içerisi canavar gibi. İndik aşağı. Sonra bir baktık. Bir tane ağaç. Ağacın üstüne çıkmışız. Ben frene bastığımda arabanın ön lastikleri havadaymış. Ondan sonra ağacı mancınık gibi esnetmişiz esnetmişiz. Ön tekerlekler yere değince fren yapmış araba durmuş ve ağaç gergin vaziyette bu şekilde duruyor. Yani sanki ağaç kendini de olsa arabayı fırlatacak havaya gidecek gibi. Ama o ağaç bizi orada kurtardı. Yani o ağaç olmasa veya o ağaç da kırılsa biz kafa aşağı gidiyorduk yani ciddi taklalar atmaya. Ondan sonra içeride ne kadar koruma olsa da sarsıntısı bile bize biraz ağrılı sızılı bir dönem yaşatabilirdi. Bu unutmadığım bir kaza anıdır. Yani çok eğlenceli geçti yani Allah herkese bu şekilde kaza yapmayı nasip etsin yarışlarda. Bodrum yarışında evet. Bodrum yarışında bir pilotum vardı. Hiç unutmuyorum. Aynı eşime çok benziyor ama sesi hiç benzemiyordu. Kova <laughs> <laughs> e, pilotta ama konuşamıyordu. Yani çok niye abi? Böyle bir şey olamaz. Yani işte yarış perşembe günü başlıyor. Çarşamba günü biz gidiyoruz. Teknik kontrol vesaire her şey oluyor. Teknik kontrole girdik. Yani o gece artık bende bir şey var. Yani ses gitmeye başladı çatallaşmaya. Dedim düzelir yani büyük ihtimalle. Yani bu kadar denk gelmesi de çok tuhaf. Düzelir, düzelir. Perşembe sabah kalktık, başlayacağız. Ses yok. Komple konuşamıyor. Hiç ses yok. <laughs> tamam o soru vardı da ses yok. Yani hiç mi yok? Hiç yok. <laughs> hiç yok, yok sayılır. Hiç yani arabanın ya, motoru hiç çalıştığında hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Bu yok, olmadı. dışarıda Hadi bir kimse ses yok. bir şey var. Yani. Hiçbir şey yok. Seslerden enfeksiyon olmuş. Anlatınca şuram bir kötü oldu. <laughs> evet, yanıyor. Kabus gibi yani bir yaştı. Yani 4 gün, yani 3 gün yaştık dolu dolu hiç sesim çıkmadan kopilotluk yaptım. Peki sen abonaj nasıl yorumluyorsun? Biz yine yarışı bitirdik. Ama işte derecesiz döndüğümüz bir yarış oydu. Derece almadan. Gerçi ben derecesiz döndüm. Sibel dereceli döndü. Çünkü yarıştan gene en iyi bayan sporcu ödülü gibi bir ödül aldı geldi. Yanılmıyorsam kaç? iki bayan pilot vardı evet. galiba. Bir tanesinin arabasında problem oldu. O elendiği için yani yarış bitiremediği için ödül alamadı. Sibel'de iki gün tecrübe edindik tabi. O sessizlik de bize yarışta bir sürü hata yaptırdı. Ve Bodrum'un o zamanki etapları da çok, kırıcı. çok kırıcıydı ve ben hayatımda ilk defa stepnesiz kaldım. Yani yarışa giderken 7 tane lastiğim var 3 tane stepnem var. 3 stepnem de parçalandı. En son yani lastik patlarsa patlak lastiğin üstünde gitmek durumunda kaldık. O da bize tabii aynı şekilde kayalık bir etaba giriyorsunuz. Tam böyle tatlı tatlı gazlamaya başlıyorsunuz. Ah ulan diyorsun lastik patlayacak bilmem ne olacak. Hadi tempoyu koruyalım yarışı bitirelim. En son gün iki günün verdiği tecrübeyle bir sistem geliştirdik. Sibel konuşamıyor. Ama el hareketleriyle hatta YouTube, Facebook'ta da YouTube'da da orada burada bir benzer bir videosu vardır. Yabancı adam anlatıyor şey gidiyor. Aynı ona benzer bir şey yaptık. Şimdi hatırlamıyorum ama. 300 metre. He, 300 yerde. metre. Ee, tamam. İlçeye de şey yapıyor mesela. Ama eli hareketi yapıyor. Evet. tabii parmak kapalıysa 300-400 evet. şey bunlardan şey yapıyor. Bunlar yüzlük metreler. İşte 100 metre, 200 metre, 300 metre. Ondan sonra daha kısaysa mesela işte sadece 50 metre ise böyle yapıyor. 2 kere 5 selektör atıyor. Tamam 50 metre tamam yapıyor. Hemen peşinden okeyliyor. Sol işte 3 yani şey çok iyiydi ama. Bunu çok iyi şekilde raya oturttu. Etapta bir gitmeye başladık. Sibel hiç konuşmuyor. Kendi de gerilmiyor. Kendi Çünkü iki gün boyunca o ses tellerini iyice mahvetti. Konuşmaya çalışıyor bir yandan. Ama ilk son iki etapta öyle güzel akıcı gittik ki biz dedik yarış bitmesin biz daha yeni yarışmaya başladık çünkü. Ondan sonra da seyirci etabına girdik. Bilenler bilir. Bu arabanın eski hali griydi mesela ondan sonra bir yerden almış olduğumuz yedek kupamız vardı. Kupayı değiştirmek zorunda kaldık çünkü o yarışın verdiği psikolojinin bozukluğuyla seyirci etabına girince arabayı resmen parçaladım ben orada. Yani normal şartlarda o kadar kırıcı gitmemize gerek yok. İşte toplasanız toplasanız 6 dakika 7 dakika zaman yapılan bir yarış. Baca yarışında seyirci etabı oradaki halkı keyiflendirmek, işte sponsorları daha iyi sergilemek vesaire için yapılan şeyler. Ki biz de eğleniyoruz da seyirci etaplarında. Orada dedim kırılırsa kırılsın bitmezse de bitmesin bu yarış bu kadar aksilikten sonra. Allah ne verdiyse gazladık orada. Hatta Çorlu'dan Edip abi bile solladım o basmadığı <laughs> için tabii. Ben pa Pajero, Suzuki ile Pajero'yu geçtim yani etabın içinde korna çala çala. Edip abiyi de kızdıralım buradan izlerse. O gün arabanın en son finişe geldiğinde ne kupa takozu kaldı ne kornası kaldı ne kaput çubuğu kaldı. Her şeyini paramparça ettik tamam dedik bu araba artık ekmeğini yedi. Bundan sonra git transanatoliyeye. Yeni araba yapıyoruz. Ondan sonra da bu arabayı hazırladık. Kaç 3 sene olacak? Bundan devam ediyoruz 2018'den beri. Bu yarışlar şimdi çok maliyetli. Lastik maliyeti var. O maliyet, bu maliyet, bakımı maliyet. Peki bu sponsor bulma olayları falan nasıl oluyor? Ah bir olsa ben hiç bulamadım ama. Bendeki sponsor burada. Cep sponsor. <laughs> Tabii ki maliyetli. Son yıllarda ekonomik durumların da getirdiği noktada ülkeyi haliyle sponsorlar da iyice azaldı. Yani ben hiç sponsorla bugüne kadar yarışmadım ama daha önce en azından ne yapıyordunuz? İşte bir arkadaşınızın firmasının sponsorluğunu alıyordunuz. İşte stickerlarını arabanıza yapıştırıyordunuz. Diyordu ki ben sana hadi lastikleri ben vereyim. Şunu yap işte veya şu kadar destek olayım. Arabayı giydirin. Veya veya tamamen bir firma sponsor oluyor. Siz ondan aldığınız parayla yarışıyorsunuz. Onu temsil ediyorsunuz. Reklamını yapıyorsunuz. Çok tabii sporcunun yükünü hafifleten şeyler oluyor. İlk başladığımız dönemde hatırlıyorum. Bir sürü mesela isim vermeyelim şimdi ama. Peynir firmaları vardı. Otomotiv parçacıları vardı. Jant, akü firmaları vardı. Yani bunların takımları bile vardı. Yani 2-3 arabalık ondan sonra motor sporlarına parça tedariği yapan firmalar vardı. Lastik firmaları vardı. E şu anda saymaya kalksam bir elin parmaklarını geçmez sponsorla yarışan arkadaşlar ve sponsor desteği de Baştan aşağı size bir araba yaptıracak destek değil. Arabayı yine kendiniz yapıyorsunuz. Sadece yarış kayıtları, yarışa giderkenki masraflarınız bunları Tabii. karşılamaya yetiyor. Tabii ki sponsorların gelişmesini herkes ister. Sponsorun gelişmesi demek yeni yarışçıların ve yeni pilotların çok daha rahat ortaya çıkacak olması demek. Çünkü yeni pilot bizim gibi artık 40 yaşına gelmiş adamdan çıkmaz. 20 yaşında bu yaşa başlayacak çocuklardan çıkar. Yani nitekim ben bile gaza basarken bir 5 sene önce bastığım gibi basamıyorum. Yani iki tane çocuğum olduktan sonra benim etapta çok başıma gelmiştir. Aklıma bir anda çocukların geldiği oluyor. Kritik uçurum kenarında giderken bir anda yazla ırmağa düşündüğüm ve tempoyu düşürdüğüm, ister istemez tempoyu düşürdüğümü oluyor yani. Hatta sonrasında Sibel'e soruyorum ya senin de hiç aklına geliyor mu? Aa, ben böyle diyor, yerlerde. Ben de oluyor. Dua ediyorum sağ salim eve gidelim. Ya yani, tabii. İlk düşünce Evde bekleyen olunca evet. daha... Bazen interkomdan bile geliyordu Vallahi kulağıma. <laughs> Bir de çok hani kaza olmasına elverişli bir spor hani yaptığınız şeydeki durumu yani da yangın yolunda inerken orada önümüzde duran Beyaz Toyota'dan mı bahsediyorsun? Evet. Hani kaza ha. hani olduk Odatça'da 3 saat. 2,5 orada buçuk da saat. <laughs> orada, iki buçuk saat. Orada da çok tehlikeli şekilde önümüzde durmuşlardı. Sol tarafı Ya yani orada ucudur. biraz şey yani ucudur. orada kimsenin bir kabahati yoktu ama öndeki ya, kişiden yani, şey. yani bizim arabadaki yaşanan aksilikten dolayı Şimdi yarışta Trans Anatolia ekibinin yaptığı yarışlarda o bir şeydi. Ufak yarışlı ya yani Trans Anatolia değil. Rally Halikarnasos'tu gene. Orada şimdi bir rally kategorisi var bir de raid kategorisi var. Rally bizim yarıştığımız. Süratli ve zamanı en iyi şekilde çıkartmanız gereken. Raid'de de rotayı hatasız minimum hatayla gitmeniz gerekiyor ama 60 km hız sınırınız var. Onunla en iyi zamanı yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi haliyle önce rallicilere start veriliyor. Peşinden raidçiler çıkıyor. Ama bizim arabada işte lastik problemi oldu dedim ya. Yani bir günde 3 tane lastik patlatınca onlarla uğraşırken ederken zaman olarak geriye kaldık. Ve raid kategorisinde ilk start alanların aralarında kaldık etapta. E şimdi raidçiler de haliyle e, arabalarında roll cage bile yok. Adamlar çok dik yerlere geldiğinde temkinli olmak zorundalar ama oradaki arkadaş biraz fazla temkinliydi. Temkinli olmak da ona hata yaptırıyordu aslında. Yangın yolunda, kayalık bir yangın yolundan inerken devamlı frene basıyor. Ben de Bizim arabada frene bassak da araba taşların üstünden sekerek iniyor aşağı. Yani arkadan patlatacağız daha büyük sakatlık olacak diye. Sürekli kornaya basınca haliyle etap içinde arkasından kornaya basan bir adamı görünce o da sinirlendi bana elini kolunu çıkardım. Ne var be demeye başladı. Baktım bu iş böyle olmayacak. Ben arabayı birinci viteste yine yerden inmeye devam ederken çünkü frene basıyor arabasının arka lastiklerini yerden kesilip yere konduğunu görüyorum. Biraz daha uzun bassa kafa üstü güvercin takla atarak gidecek yani kendini de yakacak bizi de yakacak dedim bu yakacaksa bir tek kendini yaksın ben sıyrılayım bu aradan orada bir boşluk oldu arabayı daha rampa aşağı onun fren yaparak ya, şey yaptığı yerde ikinci vitese çaktım dümdüz saldım o salış o salış işte ondan sonra aşağıda sola dönülecek bir yer varmış o hızla inince. Biz orayı kaçırdık. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bir de o şeyi de çok komik. Şimdi Datça tarafındaydı bu yarış. Bodrum'dan oraya geçtik. Şimdi ormanın içinde yol notunda kırmızı tabela trek mı diyordu. Yani. Trekking yerler ama yol notunda kırmızı tabela yazıyordu galiba. Ben karşıda bir kırmızı tabelayı gördüm. Oradan da döndüm. Ondan sonra gittik, oraya döndük, buraya döndük. Sibel bir yandan çok kızdı. Bana bağırıp duruyor. Yanlış yapıyorsun. Bak adama sinirlendin. Kaybolacağız. Şunu olacağız, bunu olacağız. Yok ben biliyorum dedim. Şuraya gideceğiz. Sanki elimle koymuşum ya yol notunu oraya ben yazmışım. Gittik. Sonra bir yerden sonra 1800 metre gittik. 1800 üstüne 1200 daha gittik. Baktım şimdi Yiğitli'ye de <laughs> geri geleceğiz ama şimdi Sibel'e söylüyorum. Ya evet bu işte bir terslik var. Acaba şu muydu, bu muydu? Ben başladım kıvırmaya. Neyse tamam dedim kabul ettik geri döndük. Bu sefer geri dönerken olduk labirent gibi. Kırmızı tabela ama bu ormanın her yeri kırmızı tabela doluymuş. Meğer orası bir trekking rotasıymış ve trekking rotasının her dönüşünde kırmızı tabela var. Ben ilk gördüğüm kırmızıdan döndüm ama işin sonrasında anladık ki her taraf kırmızı tabela. Hansel ve hikayesi gibi biz orada kaybolduk. Nereye gitsek bir türlü geldiğimiz yolu bulduramadık. Peki kaybolunca arıyorlar mı? Şimdi şöyle, bizi takip ediyorlar. Evet. Alınmak istemiyorsak o noktadan gelmiyorlar. Çünkü gelin bizi alın dediğimiz anda film bitiyor. Evet. Yani şey, yenilgiyi kabul etmiş evet. oluyorsunuz. Ama Stella denen bir alet var arabaya takılan bu tarz yarışlarda. O bizi devamlı takip ediyor. Takip ettiği esnada da mesela duruyoruz. 5 dakika, 10 dakika rotanın dışında bir yerde duruyoruz diyelim. Hemen oradan sinyal gönderiyorlar. Yardıma ihtiyacınız var mı? SOS istiyor musunuz vesaire? Hayır diyoruz. Tamam, iyiler bunlar. Biz ona cevap vermezsek bu sefer telsiz anonsundan veya son geçtiğimiz kapıdan falan bizi aramaya başlıyorlar ama orada da tabii biz devamlı şey yapıyorduk. Hatta bir yerde ben dellendim başlayacağım dedim. Stellas'ın da bilmem nesine de, ötüp ötüp duruyor. Alet deli ediyor beni falan filan. O günü öyle iki, iki buçuk saat şey yaparak ben sonunda yarış bırakmayı kabul ettim. Yani lanet hmm. olsun dedim ya çıkamıyoruz işin içinden. Karnım da acıktı. Saat oldu üç buçuk. Bir tane restoran tabelası gördüm. Gidelim dedik restoranda yemek yiyelim bari. O kaybolduğumuz koskoca Tepede ormanda restorandaki adam bizi 5 dakikada doğru yere ulaştırdı. Adamın oraya gittik. Ben hışımla girdim içeriye işte yiyecek var mı o var mı bu var mı. Adamlar da sezonu açmamış daha. Ee, restoran kapalı ben temizlik yapıyorum abi kahve yapıyordum gel sana da kahve yapayım abi. Sakin ol dedi. <laughs> Ondan sonra Sibel beni teselli ediyor. İşte adam sakin ol hallederiz ben size tarif ederim falan filan diyor. Şimdi adam orada ralli malli de yapıldığı için e, etapları az çok biliyor. Nerelere etap yaptıklarını ve jandarmayı koyacakları noktayı biliyormuş tahmin ediyormuş. Abi dedi sizin dedi jandarma bekliyordur dedi. Ben sana dedi, tarif edeceğim. Sen hiç kahveni dedi. Ya dedim neyi tarif edeceğim? Benim gezmediğim yer kalmadı. Her yeri karış karış gezdim. Şunu yapamadık, bunu yapamadık. Neyse çıktık. Adam bize tarif ediyor. Düz gidiyorsun diyor. Düz 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 düz. E tamam. Daha sen düz diyorsun da yılan hikayesi gibi bu. Nasıl düz? Ya sen diyor ya hiçbir yere sapma. Yol dönsün diyor. Sen dönme. İleride diyor bir sol olacak. Ona da dönme. Gene düz devam et diyor. Bir daha sol olacak. Ona da dönme. Bir daha düz devam et. Sonra bir dört yola geleceksin. Orada kesin jandarma vardır dedi. Sahiden çıktık, janda dediği tarife göre gittik. 3 dakika evet, sürmedi, tamam. Zınk bir baktık jandarma. Stella, alet dın dedi, öttü. Rotaya bağlandınız dedi. Evet. Etaba girdik. Ama Sibel'de tabii o sesin olmadığı yarış. Ben yarışı bırakacağım, bir daha lanet olsun. o Çünkü o gün öyle kıyamet koptu ki arabada, o gün yarış yapmaya tövbe etti. Git dedi, kendine pilot buluyorsan da bil, ben bir daha seninle yarışmıyorum, etmiyorum. Neyse demin dedin ya, işte yarıştan sonra bu iş devam ediyor mu etmiyor mu? Marmaris yolundan çıkınca neydi orası? Akyaka'nın orada bir benzinlik vardır. Benzinliğin orada durduk. Hüseyin abilerde de bir direksiyon problemi vardı. Aynı jandarma noktasında bir aradaydık. Onlar da problemi çözüp oraya geldi. Biz de yakıt aldık ama biz karayoluyla Bodrum'a döneceğiz. Muğla yatağın yapıp oradan karadan dönmeyi planlıyoruz. Hüseyin abi geldi Sibel'e döndü bir dedi ki ya dedi sen başladığın işi yarım bırakır mısın be dedi. İki tane etapımız var daha dedi olur mu dedi bitireceğiz ya eğlenmeye geldik buraya deyince bizimki bir gaza geldi. Ne oluyor dedim. <laughs> Ay, ya. ses yok ama konuşuyor. <laughs> ben ağzını okudum. Sen mi dedim yarışıyoruz? Hani dedim bırakmıştın yarışı. Kova pilotluk yoktu bilmem ne yoktu. Orada benzinciye kadardı. Ateşi söndü. Tabi evet. ya yoksa arabada beni kesecek diye. Ben o yarışta gerçekten Korktum. Yani ciddi ciddi düşünmeye başladım. Dedim bu sevda bitti herhalde. Ya kova pilot buldukça yarışacağız ya da böyle artık şampiyona falan kovalayamayacağız. Bu iş evliliğe mal olacak dedim yani sonunda. <laughs> ama benzinci de bir gaza bakıyor. Dedim o günden sonra da bana karada ölüm yok. <laughs> Abi bu güzel sohbet için ikisine çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür, Biz ederiz. teşekkür ederiz. Bizi aracınızda ağırladınız. Çok güzel bir sohbet oldu, bilmediğimiz şeyler öğrendik. Sizin tecrübenizden faydalandık. Eminim izleyicilerimiz de tecrübenizden faydalanmıştır. Çok güzel bir çiftsiniz. Herkese nasip olsun. İnşallah, evet. inşallah. Yani Herkes, hem... Bizim yaşadığımızı yaşamasını isterim. Ben yine burada da Sibel'i çok konuşturmadım gevezeliğimle. <laughs> ben konuştum ama. O yine abi kopilotluk yaptı. Yandan böyle Zaten birilerle konuştu. O arabada konuşacağı zaman konuşuyor. Ben susunca o hiç susmuyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler.